İnsanlar, tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tabiatla bütünleşerek yaşamışlar ve nimetlerinden azami şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Tarihte doğal kaynaklarını akıllıca ve ustalıkla kullandıkları sürece refah içinde yaşayan uygarlıklar, doğal kaynakların bozulumuyla tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bir Devri Alem programında yine birlikteyiz. Anadolu yollarındayız. Bu kez Anadolu'yu havadan göreceğiz. Devri Alem Parti ile Anadolu'yu sizlere tanıtmaya başkent Ankara'dan başlıyoruz ve adım adım Anadolu'nun o muhteşem güzelliklerini ekranlara getiriyoruz ve havadan Anadolu. Adana'dan Mersin'e Çukurova, tarihte çok önemli yeri olan ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'le çevrili ve bir iç deniz olarak Marmara'ya sahip olan Türkiye, 46.583 hektara yayılmış kumul alanına sahiptir. Bu, Avrupa'nın en büyük kumul alanına sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Kumullar, kendine özgü flora ve faunasıyla ekosistemin önemli bir parçasıdır. Hareketli kum tepelerini tanımlamak için kullanılan kumul ifadesi, aslında doğayı tehdit eden son derece aktif bir tehlikenin ismidir. Deniz kıyısında genellikle akarsuların denize döküldüğü alanlarda ince kumların dalga ve rüzgarın etkisiyle karaya doğru taşınması sonucu oluşan türüne kıyı kumulu, deniz kıyısından uzak eski göl ya da akarsu yataklarında oluşan türüne ise karasal kumul denmektedir. Bu açıdan ortadan kaldırılması değil, değerlendirilip düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Yapılacak kumul ıslah çalışmalarıyla bu alanlar doğal zenginlik olarak ülkemize kazandırılmaktadır. Türkiye olarak biz özellikle Orta Doğu'daki toz ve kum kaynaklarını ve ülkemize gelen toz ve kum kaynaklarını yerinde tutma anlamında ki Afrika, Sahra'da batıdan doğuya başlayan Senegal'den Cibuti'ye kadar olan Green Greenwood Büyük Yeşil Duvar projesine destek veriyoruz. Bu anlamda 10 milyon doların üzerinde kaynak aktarıldı ve projeler üretmekteyiz. Yine geçmişe yönelik yapılmış çok başarılı çalışmalarımız var. Ülkemizdeki yapmış olduğumuz ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza, kumul erozyonu önlemek başarılı örnek çalışmalarımız bulunmakta. Bu anlamda baktığımızda işte Akdeniz'de özellikle Antalya, Adana, Ege'ye doğru çıktığınızda Manisa, Muğla o civarlarda yapılmış başarılı çalışmalarımız var. Karadeniz'de Samsun tarafında yaptığımız çalışmalar var. Ki bu anlamda özellikle Tarsus Adanalıoğlu'nda 1960'lı yıllarda hayatın durma noktasına geldiği, kumul erozyonunun arttığı, tarım yapılamaz hale geldiği, insanların evlerinde rahatsız olmaya başladıkları, hayvancılık anlamında ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Ve bu alanlara projeler üretildi o tarihte ve çok başarılı çalışmalar yapıldı. Yine Adana, Akyatan ve Akyatan çalışmalarda bu başarılı örneklerimizden. Tabii biz bu başarılı örneklerimizi öne çıkararak hem kendi meslektaşlarımızı hem kamuoyunda bilinçlendirerek, yani bizim emanet aldığımız, geçmişten emanet aldığımız bu varlığı, doğal varlığı koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere emaneti teslim etme anlamında da bilinci ve şuur içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çukurova bölgesindeyiz. Burası Çukurova ve Çukurova bölgesi bereketli hale öyle kolay gelmedi. Zira burada yılların emeği, alın teri var. Kumul ve çölleşme ile mücadeleyi yerinde araştırıp belgeselleştiriyoruz. ...1960'tan başlayarak günümüze kadar yaklaşık 12.000 hektar kumul alanında son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mersin Tarsus Adanalıoğlu, Adana Akyatan, Ortakumluk, Side, Sorkun, Serik, Demre, Kalkan, Fethiye, Kumluova, Terkos ve Sinop kumulları üzerinde yürütülen çalışmalar, kumul ıslah çalışmalarında örnek alınmaktadırlar ve bugün bu alanda verilen eğitimlerle ders olarak gösterilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda, son 15 yılda çok hızlı bir şekilde artan bir ivmeyle ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bütün dünyada, birçok dünya ülkesinde orman varlığı azalırken ülkemizdeki orman varlığını artırmış durumdayız. Ve son 15 yılda biz tam 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonraki çalışmalarımızla hedefimiz 2023 yılında tüm dünyada yaşayan insan sayısı kadar fidanı toprakla buluşturmak. Yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ağaçlandırma faaliyetleriyle sadece orman varlığımızı artırmakla kalmıyoruz. Ülkemiz topraklarını da muhafaza altına almış oluyoruz. 2000'li yılların başlarına kadar yılda 500 milyon ton olan yıllık toprak miktarı kaybını yaptığımız çalışmalarla bugün itibariyle 168 milyon ton mertebesine kadar indirmiş durumdayız. İnşallah 2023 hedefimiz 130 milyon metreküpün de altına indirmek. Bu manada yaptığımız Adana'da, Tarsus'ta, Konya Karapınar'da, İstanbul Terkos'ta yaptığımız kumul ağaçlandırmalarıyla topraklarımızın rüzgarla, değişik erozyon çeşitleriyle taşınmasını, kaybolmasını, yerleşim yerlerini ve yol güzergahlarını tehdit eder hale gelmesini önlemek maksadıyla yaptığımız çalışmalar bugün meyvelerini verdi ve bu sahalara gittiğimiz zaman yemyeşil ormanlarla karşılaşıyoruz. Tüm heybetiyle uçsuz bucaksız çöller ya da ruhumuzu dinlendirip zihnimizi özgür bıraktığımız kumsallar. Kumun zihnimize kazınmış bu görkemli imajlarının altında büyük bir tehlike olabileceğini pek düşünmeyiz. Ancak bu öyle olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yine de eğer doğru adımlar atılırsa tehlikeyi bir hayale çevirmek mümkün. Tarsus Adanalıoğlu Ormanı gerçeğe dönüşen bir hayalin adıdır. Çöl, çöller, savaştan sonra insanların göçüne neden olan en önemli olaylardan birisi çöller. Türk tarihine baktığımızda Orta Asya'dan göçün en temel sorunlarından birisi o iç göllerin, bereketli nehirlerin kurumasıyla olmuştur. Adını uygarlıktan alan Uygur Türklerinin vatanı, Türklerin ana diyarı, Doğu Türkistan'daki Taklamakan çölünün kuruması ve bugün de Aral Gölü'nün yavaş yavaş kuruması bölgede hayatı yok ediyor. Ve Anadolu'ya göçmüş gelmişiz Türkistan coğrafyasından, Orta Asya'dan. Ve bugün de maalesef Anadolu çölleşiyor ve çölleşmenin önüne geçmek için de Orman ve Su İşleri Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Akyatan, Kumulla mücadele bölgesindeyiz. Belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Arkamızda gördüğümüz saha daha önce Kumul hareketini durdurmak amaçlı tesis edilmiş sahalardan olup daha sonra tür değişikliği 1971 yılında tür değişikliği yapılarak fıstık çamına yönelilmiştir. Burada diğer bir husus fıstık çamının kozalaklarından gelir elde edildiği için yöre halkına da çok büyük destek sağlamaktadır. Çukurova, geçmişten günümüze kadar gelen, kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek ve görenekler, halk kültürü bakımından zengin bir bölgedir. Mücadelelerle, umutlarla ve türkülerle yüzyıllar boyu kaynaşmış sözlerde ölümsüzleşmiş bereketli bir ovadır. Çukurova'nın bereketli ova haline gelmesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 1937'li yıllarda başlattığı kumulla mücadele ve erozyona karşı fidan dikim faaliyeti örnek ve her türlü takdirin üstündedir. Adana-Mersin hattı güzergahı topografyasının oluşmasında Ceyhan, Seyhan ve Berdan ırmaklarının yatak değişimleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri etkili olmuştur. Çukurova bölgesinin sahil kesimi önceleri deniz, daha sonraları lagün olduğu ve bu lagünlerinde sonradan kısmen plaj kumları, alüvyon ve kumullarca doldurulduğunu göstermektedir. Bu kumullar içinde Adana Akyatan ve Tarsus Adanalıoğlu Ortakumul ormanları çok önemli yer tutmaktadır. Akyatan Kumul silsilesinin batı kısmında yer alan Berdan Irmağı'nın Akdeniz'de buluştuğu bölgede 1847 hektarlık sahada kurulan Kumul Ormanı, Türk ormancılığının başlı başına destansı bir başarı hikayesidir. Ormancılık teşkilatımızın gurur abidesi gibi durmaktadır. Eskiden gelirdin rüzgar, deniz yerinden tarafı aşağıya gelirdin, kumları yürüdürdün aşağı yukarı. 4 metre, 5 metre kumu yürüttüğü yerler olurdu. Ondan kumu yürümesin diye orman dairesi buraya geldiler. Sağ olsunlar, orman diktiler, evvel Gariptaş ormanı diktiler ve kumların başlarına bütün çalı döşedik. İlk girdiğinden beri ben orman dairesine girdim buraya. Devam ettik kimini. O örttükten sonra Gariptaş ormanını diktik her tarafına. 17.770 dönümdür bu arazi. Kurap köyünün olarak arazi. Buraların bakımını orman dairesinden yaptık. Bütün dikiminde eninden sonuna kadar ben de çavuşluk yaptım. Hem korumancılık yaptım hem çavuşluk yaptım. Her dikanın, fidanın bizim de hemen hemen ayakkabının izi vardır. Kum yürümesi durunca çam ormanı çevirdik. Çevirecek fıstık çam ormanı ettik. Bu Allah muvaffak eyledi. Köyleri biraz istifade etti yani. Kara çam, sarı çamlarda diktik. Bunu tamamen durdurduk. Ormanı 770 dönümü fidanlık ve orman dairesini aldık. Ortakumul veya Adanalıoğlu adıyla bilinen bu bölgeye önce okaliptüs ve ardından da fıstık çamı ormanı tesis edilmiştir. Bu kumul bugün verimli bir orman haline getirilmiş, kozalakları bölge halkına gelir kaynağı olmuştur. kumul ormanları kış aylarında arıcılarla küçükbaş hayvanlara yurt yuva haline gelmiştir. 1650 hektar burada okaliptüs ormanlarımız mevcut. Yaklaşık 850 hektar fıstık çamı ormanımız mevcut. Toplamda bu yörede karabucak ormanlarımızda 2507 hektarlık bir orman alanımız mevcuttur. Bu yapılan ağaçlandırma çalışmaları neticesinde bu yöredeki birinci sınıf tarım arazileri kumul hareketlerinden önlenmiş ve şu anda birinci sınıf tarım arazileri halkımıza kazandırılmıştır. Son zamanlarda bu yörede turizmin gelişmesi noktasında ciddi çalışmalarımız mevcut. Bu yöre yaklaşık 30 kilometre sahil bandı olan çok güzel bir Akdeniz kuşağı buralar. Adanalıoğlu Ortakumul ormanlarının dikilerek nasıl orman haline getirildiğini gösteren tarihi fotoğraf ve belgelerin yer aldığı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'ndeki müzeyi gezerken duygulanır, çölleşme ve erozyona karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha anlarsınız. Müzenin bahçesinde Tarsus Adanalıoğlu Ortakumul ormanlarında çalışan Orman Teşkilatı'nın emekli mensuplarından bilgi alırken tarihi geçmişe yolculuğa çıkıyor, Orman Teşkilatımızın başarı hikayesini dinliyoruz. Kayıkla bazı yerlere, birikintilere kayıkla giderek fidan dikilmiş. Her taraf toprak değil. Yani bataklığın içerisinde bir kayıkla ulaşarak fidan diktikleri yerler varmış. Tabii ayrıca burada yaşayan, çalışan insanlar çok zor şartlar altında çalışmışlar. Tarsus'la bağlantıları bir at arabasıyla, okula at arabasıyla gidip geldiklerini söylediler. İlk dikimler 1939 yılında başlamış, başarılı olmuş. Ondan sonra orman üretimi açılmış ta ki 1968 yılına kadar. Araştırma istasyonu kurulduktan sonra burası için bir proje düzenlenmiş. İki etap var orada. Birincisi kumulun tespit edilmesi için 1961 dikimleri var. Orada ağırlıklı okaliptüs kullanılmış. Sadece eksibelerde fıstık çamı, servi, kızılçam kullanılmış. Diğer yerler, sahilde yine tuzlu deniz rüzgarlarını önlemek için Kıbrıs akasyası ağırlıklı kullanılmış sahil bantında. İkinci etapta da Ortakumul'da fıstık çamı ağaçlandırması yapılmış. Mersinili Tarsus ilçesinin güneyinde, Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yerin batısında, Akdeniz kenarında kalan 12,5 kilometre boyunda, ortalama 1,5 kilometre enindeki bu bölge, bir zamanlar kuzeyindeki tarım alanlarının en büyük sıkıntısı durumundaydı. Rüzgar erozyonu etkisiyle her yıl güneyden kuzeye doğru 1 ila 5 metre ilerleyerek verimli arazileri büyük risk altında bırakıyordu. Hayat durma noktasına gelmiştir. Sorun ortada, yapılması gerekenler açıktı. İlk adım 1960'da atıldı. Yapılacak çalışma çok yönlü fayda anlayışıyla planlanmıştı. Buna göre hareket halindeki kumul stabil hale dönüştürülecek ve ağaçlandırmayla kalıcılığı sağlanacaktı. Bu çalışmayla Toroslardaki orman üzerindeki baskı azaltılıyordu. Aslanköy'den Bozantı hududuna kadar bu torosların ağaçlanmasında bütün fidanları ben taşıdım. Tekir'den fidanı alırız. İşte bütün sahalara taşırdım. Mesela şeyden, Hatay'dan kızılçam fidanı, Mut'tan kızılçam fidanı geldi. Zaten karaçam fidanı da bizim fidanlıkta üretiliyordu. 1974'te işte tür değişikliği olacak. Bu denizin tuzlu esintisi okaliptosların tepe kısmını kurutma yapıyordu. Bunun için tür değişikliği oldu. Burada araştırma müdürlüğü yapıyordu o hizmetleri. İşte Mersin ağaçlama şefi yapsın denildi. Biz buraya geldik ağaçlama şefiyle beraber işte orada işçi çalışıyordu o zaman. Bu araştırma müdürlüğü emrinde çalışıyordu işçiler. Geldik, ondan sonra bu ağaçlama tür değişikliğini bir türlü başlatamadılar. Ve ondan sonra Ağaçlama Genel Müdürlüğü kurulunca ağaçlamaya devroldu her taraf. Fidanlık olsun, okaliptos ormanı hep bize geçince fıstık camı daha iyi böyle esintiye, tuzlu havaya dayanıklı olduğundan fıstık cam ekmeye başladık. İşte bir tür değişikliği oldu. Ayrıca taban suyu seviyesinin düşmesi sağlanarak Aynaz etrafındaki tarım arazileri kullanılır hale getirilecek, civar köy halkına ihtiyaçları ölçüsünde odun sağlanacaktı. Berdan Irmağı kenarında bulunan ve her yıl su altında kalan taşkın alanları ise kumul sahalarının ağaçlandırılmasında fıstık çamı ve özellikle okaliptüs, Kıbrıs akasyası gibi türler kullanılarak yöre halkına ek gelir imkanı sunulacaktı. Adana Akyatan Kumul Ormanı çalışmalar sonucunda 1732 hektar alan kumların etkisinden arındırılarak verimli alanlara dönüştürülmüştür. Türkiye'nin en büyük kumul ormanlarından birisi olan ve bugün gerek bitki ve ağaç türü ve gerekse içinde yaşayan canlı türü bakımından Ormancılık Teşkilatımızın başarı hikayesini anlatır. Akyatan kumul ormanları görülmeye değer bir abide gibi durmaktadır. Bu başarı hikayesini bu bölgenin ağaçlandırılmasında büyük emeği olan emekli orman yüksek mühendisi Yusuf İzzettin Tapçı Bey'den dinliyoruz. 61 yahut da 63 yılında, planlı dönemin ilk yılında tahsis etmişler Orman Genel Müdürlüğü'ne Akyatan'da 4000 hektar alanın ağaçlandırılması. Hemen yanında 500 hektar çayır meyraya tahsis etmişler. Şimdiki Akyatan dediğiniz yeri de devlet su işlerine tahsis etmişler ıslah edilmesi için. Sonra Selahattin Al Bakan olunca o takdimden sonra 50 hektar program verdi ve işe başladık. 1971 yılının son günleriydi. O fidanlar dikildi. Tüplü fidanı getiriyorduk kumun içine. Hatta kazma kullanmadan kürekle kumu alıp dikiyorduk. Yalnız dikmeden evvel onu orayı stabil hale biz getiriyorduk. Yani şöyle oluyordu ya perdelerle perdeliyorduk. Kum şeyi olmasın, eksime teşekkül etmesin orada diye. Ve perdelerden veyahut da bu mıntıkadan yani Sarıçam mıntıkasından kesim artıklarını götürüp orada karelej yapıyorduk. Onların arasına dikiyorduk. Yani üzerinde bir dal örtüleri vardı. Onların arasına dikiyorduk ilk dikimleri. Sonradan onlar geliştikten sonra 2 sene sonra zaten Kıbrıs akasyası 1 metreyi buluyor. Ve toprağı kaplıyor. Ondan sonra da aralarına fıstık çamı dikme niyetimiz vardı. İlk fıstık çamı da orada karelaj yaparak diktik. Şimdi 46-47 yaşında. İlk fidan 23 Kasım 1960 tarihinde dikildi ve 5 yıl süreyle ağaçlandırma çalışmaları sürdürüldü. Başta okaliptüs olmak üzere fıstık çamı, kızılçam, servi, diş budak, Kıbrıs akasyası, sığla, çınar, demir ağacı ve salkım söğüt türlerinden oluşan yaklaşık 2.120.000 fidan dikimi yapıldı. Akyatan Kumul Ormanı'ndan örnek alınarak 2015 yılında bölgede yeni bir proje başlatılmıştır. Ceyhan Irmağı'nın denizle buluştuğu Akyatan Kumul bölgesinde lagün gölleri ve bereketli ova kum çölü haline gelmesin diye çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kum fırtınalarının önü ahşap çitler ve kamışlarla kesilmekte, insanüstü gayretlerle fidanlar dikilerek çölleşme ve erozyona karşı mücadele verilmektedir. Akyatan ve Akyatan projelerimiz kumul tespit projeleri olarak bakanlığımızın çok değer verdiği prestij projelerimiz olması hasebiyle çok daha önem arz etmektedir bizler için. İnşallah bu projelerin sonunda da özellikle denizin kullanımı, insana hizmeti, turizm açısından da kullanılması, düzenlenmesi açısından bu kumul ağaçlandırma sahalarımız önemli bir görev üstlenecektir. Bugün Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Karabucak Orman İşletme Şefliği ile çalışmalar devam etmektedir. Daha sonraki yıllarda kumulun stabil hale getirilmesiyle Kıbrıs akasyasının yerine fıstık çamıyla ağaçlandırıldı. 1732 hektarlık bir kumul ormanı orası. Rüzgar erozyonuyla mücadele kapsamında yapılan bir çalışma. Arkasında bulunan özellikle yerleşim yerlerine dikilmeden önce rüzgarın da şiddetiyle kumul hareketi sonucu özellikle kumulun 1-5 metre arasında ilerlediği söyleniyor ve tarım alanlarının tamamen üstünü kapatıyor. İnsanlara yaşam olanağı vermiyor. Bu vesileyle de orada da bir çalışma yapılması gerektiği kanısına varılıyor ve rüzgar erozyonuna müdahale kapsamında özellikle önce sahil kenarından başlamak kaydıyla Kıbrıs akasyası ve okaliptüs türleri dikiliyor. 1960 yılında dikiliyor ama okaliptüsün özellikle orta kısımda tuzdan etkilendiği yönünde bir kanıya varıldığında tür değişikliğine gidiliyor ve fıstık çamı dikiliyor. 1970'li yıllarda. Şu anda verimli 1732 hektar civarında bir fıstık çamı ormanımız var orada. Bir zamanlar tarım arazilerini tehdit eden kumul, günümüzde çevresindeki 50.000 hektarlık alanı koruyan, binlerce insana gelir sağlayan bir orman olmuştur. Geçmişin tehlikesi, geleceğin güvencesine dönüştürülmüştür. Kumul ağaçlandırması yaptık. Kumul ağaçlandırması dediğimiz, yani rüzgarın, denizden gelen rüzgarın diğer ağaçlara zarar vermemesi için, tarım arazilerine zarar vermemesi için ağaçlandırma yaptık. Okaliptos denedik. Efendime söyleyeyim, fıstık çamı denedik. Fıstık çamı daha iyi geliştiğini gördük. Tarsus Adanalıoğlu Ormanı 2010 yılında turizm amaçlı orman amacıyla Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Bu bölgedeki, Çukurova'daki, bu bulunduğumuz yöredeki iki ekosistem de mazisi orman olmayan ama ormancıların büyük gayretleriyle çok zorlu şartlarda her iki sahada da kurulmuş orman alanları. Ortakumluk mevkiindeki durum çok daha farklı. Oradaki ekosistem Akdeniz kıyısında bir kumul hareketi, rüzgar hareketi. Her yıl ortalama 5 metre güneyden kuzeye doğru tarım alanlarına ve yerleşim alanlarına hareket eden bir kumul var. Bu kumulun ıslahı ancak ormancılık çalışmalarıyla mümkün olmuş. İlk etapta orada da okaliptüs kullanılıyor. Ancak okaliptüsten daha ziyade fıstık çamının gelişimi daha iyi olduğu için kumulda 1980'lerde tür değişimine gidilerek fıstık çamı ağaçlandırma sahası haline geliyor. Bu bölgedeki, Çukurova'daki, bu bulunduğumuz yöredeki iki ekosistem de mazisi orman olmayan ama ormancıların büyük gayretleriyle çok zorlu şartlarda her iki sahada da kurulmuş orman alanları. Belki hayatta en güzel, en anlamlı şey bir fidanın dikili olması. Evet, kültür tarihimizi araştırdığımızda mutlaka bir fidan dikin. Hatta yarın kıyamet kopacağını bilseniz bir fidan dikin diye buyuruyor Allah Resulü. Ve Osmanlı medeniyeti, Selçuklu, Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli hizmetlerden birisi hiç şüphesiz ormanlaşma ve tarımdı. Atatürk Orman Çiftliği Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önemli hizmetlerinden birisiydi. Ve bulunduğumuz burası 1930'lu yıllarda araştırma enstitüsü olan kurulmuş Tarsus'taki önemli bir nokta. Arkamızda da 1939 yılında dikilen o anıt ağaç. Çok yönlü planlama, bilimsel çalışma ve ciddiyetle yürütülen adımlar sayesinde yaklaşık 1900 hektarlık bir orman alanı bugün bölge halkının ve turizmin hizmetindedir. Tuz Gölü'nden geçtik. Aksaray ve Niğde'yi, o muhteşem Hasan Dağı'nı gördük. Sonra o ovalardan yavaş yavaş Toroslara doğru çıktık. Gölök Boğazı'ndan o Akdeniz'e, bereketli Çukurova'ya geldik. Sözü uzatmıyor, sizleri de Anadolu'yu gezmeye, tanımaya davet ediyoruz. Özellikle çölleşme ve erozyonla mücadele seferberliğine hep birlikte katılalım diyoruz ve Mersin'den Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.